Giresun. Şimdi oraya gideceğiz. Ağustos ayı Karadeniz'de fındık hasadı ayı. Özellikle Ordu'da, Giresun'da o hasadın bütün renklerini görmek mümkün. Şimdi Giresun'un meşhur fındığını toplamak için günlerdir fındık bahçelerine akın etti Giresunlular. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, herkes o fındıkları dallarından tek tek topladılar. Dallardan yere düşürüp. Çok zahmetli bir iş ha. Yani pahalı filan diyoruz da fındığa. Şimdi göreceksiniz nasıl toplanıyor. Dik yamaçlarda çuvalları sırtlarına alıp taşıdılar. Altay Altuğ da kameraman Mehmet Şahin'le birlikte o fındık emekçilerinin bir gününe şahitlik etti. Ortaya da sizin için bu görüntüler geldi. Yağmur çamur devam. Zor zor arkadaşlar ya. Geçin bayına. Fındık onların olmazsa olmazı ekmek kapısı. Burada hep fındık değil mi? Evet, burada fındık. Fındık olmazsa olmaz. Yok. Her sene Ağustos ayında koca bir yılın emeğinin karşılığını almak için bahçelerde geceyi gündüz eden emekçiler yine iş başında. Yoruldunuz mu? Tabii ki. Bu sene de senaryo değişmedi. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk, herkes işi gücü bıraktı, fındık bahçelerine koştu. Evet. Bu senenin fındığı. Bu sene alçak kesimlerde aslında çok fazla fındık olmadı, iklimden dolayı, sıcaklıklardan dolayı kar yağmadı. Yükseklerde fındık daha fazla toplayabilense toplamaya çalıştı, toplamaya devam ediyor. İşte yol kenarlarında bu manzarayla karşılaşıyorsunuz sürekli. Nereye gidiyorsun kız, sallana sallana Giresun, güzelisin öyle dediler bana. Nereye gidiyorsun kız, sallana sallana Giresun, güzelisin öyle dediler bana. Merkez mesela, çarşıda işi olanlar, memleketinde bahçesinin bahçesi varsa bahçeye gelir, fındık toplar. Herkes fındıkta mı? Herkes şu an fındıkladır. Bahçesi olur mesela, kimisi yemeğe gider. Yükseklerde çok bu sene alçaklar pek yok. Niye öyle oldu? Kar yağmadı. Havalar sıcak gitti. Nasıl gidiyor hasat? Yorucu mu? Yorucu tabii çok. Sıcak olmasa? Giresun Eynesil Adaköyü'ndeyiz şu anda. Bir fındık bahçesindeyiz ve dik yamacı tırmanmaya çalışıyoruz. Fındıkçılar yukarıda fındık topluyorlar ve gerçekten bırakın toplamayı, çıkmak bile oldukça zor. Bu yamaçlar çok dik. Ağaçlara tutuna tutuna kaymadan çıkmaya çalışıyoruz. Onlarda lastik ayakkabı var. Dik yamacı tırmanmaya devam ediyoruz. Alana da çok yaklaştık. Fındık orada toplanıyor. Onlar normal yolda yürür gibi yürüyorlar. Burada ayakta durmak zor. Onlar fındık topluyorlar. Gerçekten işiniz çok zor. Dağ keçileri bile zor yürüyor burada. Yağmur, yağış, bu mahsulü toplamak zorundayız. Burada fındık olayı. Bunları hep topluyorsunuz değil mi? Şunlar. Burada baksana, çek. Topluyoruz. Şişebede topluyoruz. Gösterelim abi. Evet. Emek burada. Bütün emek burada. Yerden topluyoruz böyle tane tane. Bir yılın hasadı. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 67 senedir bu işi yapıyorum. 7 yaşından beri devam. Çuvalları aşağıya mı götürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sırtımızı alarak yukarılara, yol olan yerlere taşıyıp harmana fındığı. Fındıklar toplandı, patozdan geçirildi ve işte kuruması için, güneşin altında kuruması için serildi. Yağlı fındık. Bunları kurutup satıyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Amin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İdare ediyoruz. Biz İstanbul'dan geldik. Kimlerdensiniz? İstanbul'dan geldik. İsminiz ne teyzeciğim? İsmim Hafize. Hafize teyze, kaç yaşındasın? 80 mi, 90 mı? 97. Fındık nasıl, fındık burada? Fındık ağa görüyordun, ağa toplandı. Toplandı. Kalk gidelim gidelim İstanbul duram, alamadım yarımı, odur benim meram. Ağzınıza sağlık. Senin de ağzına torunum. Harika ya. Hafize nineye diyor ki Altay, nasılsın nine diyor. İdare ediyoruz diyor. Çok güzel ya.